Çankaya'dan bir öğrencim geldi. Babası getirdi. Şimdi de Çankaya'da müdür olarak yaptım ayrı konu. Öğrenci bir gün teneffüs esnasında sıra kız çocuğu bu. Bu tabi altını satmış. Hiç yerinde kalmadı. Oturuyor diye. İçeri girdi. Arkadaşları tabi onun bu haline güldüler, ettiler. Ben çocuklara şunu söyledim. Çocuklar dedim. Bu arkadaşınızın yaptığı bu bir hastalıktır. Ben bu hastalığı ortaokul sonuna kadar yaşadım. Ortaokul sonuna kadar arkadaşınız gibi sırayı ıslatıyordum. Daha çok arttı. Daha önce bu aynı yapmış olduğu hatadan dolayı birazcık galiba ki yermişler bunu. Babası üzerine bu yüzüne getirdi. Adam kız doktora gitmiş. Demiş ki doktor bey, benim hanımın kulakları alış tutuyor, duymuyor. Ya utanıyorum, bir şey de diyemiyorum. Ne yapmalıyız? Doktor demiş ki eve gidelim, ölç. Ne kadar mesafeden duymuyor, ona göre konuşalım demiş. Adam eve gitmiş, kapıyı açmış. Hanım yemekte ne var demiş. Duymuyor. Mutfağı oraya koymuş. Hanım yemekte ne var demiş. Girmiş kapının içine. Mutfağı. Hanım yemekte ne var demiş. Kadın dönmüş. Üç severdir köfte var diyorum ya, ne adam demiş. Duymuyor musun demiş. Sağır demiş. Biraz kapanmaya başlamış göz. Öyle olunca duymaz olmuş. Arkadaşlar. Çocuk sizi öyle bir heyecanla bekler ki, öyle bir şekilde bekler ki, yüreğine öyle yakın olursunuz ki, hiçbir şey demenize gerek kalmaz. Çok hoşuma giden bir söz var. Diyor ki, Sufi var Bağdat'ta dizimin dibi kadar yakın, Sufi var dizimin dibinde Bağdat kadar uzak. Lütfen söyler misiniz arkadaşlar? Öğretmenlik öyle bir meslektir ki çocuklara duyuları o en engin sevgi olmadan bu yolda ilerleyemezsiniz. Her girdiğin sınıf sana bir kucak gonca gül erman eder. Gonca da öğretmenliğimin ilk yıllarında sınıfta beni bekleyen ve derinden etkileyecek olan gonca günlerden birisiydi.